şey, her şey. Elektronik bütün unsurlar elektromanyetik alan yayan fizyolojik yapısına bir şekilde tehdittir. Yani aslında bizim katilimizdir dediniz. Potansiyel evet. bir tehdittir. Bütün röle istasyonları, antenler, her şey bu kapsam içinde değerlendirilebilir. Akıllı sistemlere gelince çok daha büyük bir tehlike söz konusu. Akıllı sistemi kurgulayanlar size zarar verebilir, bilgilerinizi çalabilirler, her şeyi yapabilirler. Akıllı sistemleri ele geçirenler size zarar verebilirler. Akıllı sistem kontrol dışına çıkarsa, kendi kendine yapay zeka kurgu da yapabilecek, size ihtiyaç duyulmadığına karar verdiğinde sizi infaz da edebilir. Şöyle diyelim mi? Elektriğin olan her yerde ne sır kalır? Zaten sloganda o vardı. Evet. Gizli hiçbir şey yok diyor. Mülkiyet de yok. Elektrik de varsa tamamdır. Elektrik alanı da vardır. Tabii. Şimdi burada bundan sonraki tehlike bu Ağustos ayında başlıyor. Yani şu anda bu, yani iki hafta sonra dünya yeni bir tehditle karşı karşıya kalacak. Bu da alçak irtifa uydularının, Elon Musk'ın Starlink projesinin aktif edilmesi. Şu ana kadar beta testleri yapılıyordu. Değişik ülkeler, iklimler, şartlarda, işte irtifada belli taramalar yapılıyordu. Şu andaki sistem artık dünyada gizli hiçbir nokta yok. Bu gizlilik hava, yüzey, toprak yüzeyi ya da su yüzeyi ve yerin altı 50 metre artık gizli değil. Belki daha da. Yani şu anki kapasiteleri, mağaralar dahil. Kapasiteleriyle ve Google'da görebilirsiniz artık. Deniz altında balıklar boşlukta yüzüyorlar. Bunları scan ediyor. Yani biz artık global bir scanner'ın içinden geçiyoruz. Biz aslında global bir mikro dalganın içinde pişiriliyoruz da. Yani burada bakın işte flamingolar öldü deniyor, yangınlar çıkıyor. Bu laser tüpleriyle ve RF jeneratörleriyle artık dünyadaki birçok elektromanyetik sistemler uzaydan kilitlenebilecek. Yani bugün akıllı bir otomobil almışsanız bir arabanız kapandı ve siz de şifreyi de bulamadınız. Telefon edin merkeze, siz kendinizi tanıtın, onlar açıyorlar. Açacaklardır. Bunu açan kişiler her şeyi Tayyip Erdoğan'ı hatırlayın, arabanın içinde kriz geçiriyordu. Yani kapı açılmamış. Açılmamıştı. Camlar, camda kırılmaması gerekirdi. Balyozla kırdılar ya. Ama kırılmaması gerekiyordu. Çünkü zırhlıydı araç ve o kurşun da geçmezdi. Hatta onu kırsanız bile içindeki polyester file camların kopmasını engelleyecekti. Yine müdahale edemeyecektiniz. Demek ki yani minareyi çalmaya niyet eden kılıfını da hazırlıyor. Şimdi burada bu Starlink projesiyle birlikte artık dünyanın istedikleri yerinde yangın çıkartabilirler. Kesin canım. Tabii. İstedikleri bir bakın kırlangıçları öldürebilirler. Ya milattan önce Arşimet bunu yaptı. Manyetik fırtınalar oluşturabilirler. Ya da çekirge sürülerini çok basit, yani havadan bir frekans, ses dalgası yayınlıyorsunuz. Onu insanlar duymuyor ama çekirgeler duyuyorlar. O sesin geldiği yere gitmeyecek. İsterse kuş sürülerini de... Harp projesi. İşte harp bakın projesi, başka bir şeye dönüşebilir bu. Ve Türkiye 5 yılda 25 tane alçak irtifa uydusu karşılığı uzay ajansının Starlink, yani alçak irtifa uydu senaryosunu onayladı. Yani bu çok büyük bir sorumluluk ve biz bunu yaptık. Şu anda tüm dünya aslında bakın yani uzay işgal edildi. Evet. Artık ne insan, ne bitki, ne hayvan güvende değil. Bezos da bunun bir parçası. Yarın Çin de atacak, Suriye, Ruslar da atacak. Şu anda Elon Musk ve Bezos, Amerika'dan iki. Zükerlekti. 70 bin şu anda alçak irtifa uydusu var. Bunlarla sizin bütün akıllı sistemleriniz, İHA'larınız da dahil etkilenecek. Kontrol evet. edilebilir.
kaynağına geri döndürülebilir. Yani artık yeryüzünde otonom insansız sistem, size karşı, sizin tarafınızdan üretilen sistemler size karşı kullanılabilirler. Bu yani aslında buraya kadar gidince şöyle bir sorun olmuyor mu Abdurrahman abi? Yani birileri insanları istemiyor demek değil mi bu? Yeter kadar insana, evet, onu üretelim diyor. Ne kadar lazım? İhtiyaç olduğu kadar. İhtiyaç yani bu oldu. Bu yeni Malthus, evet, nazariyesi. Malthus, evet. Yani bu bugün Malthus ortaya çıkan, evet, bir düşünce değil. Bunları işte sütunlar yapıp onların üzerine de yazdılar. Bu 1700'lerdeki nüfusa geri dönmek. Evet, evet. Yani bu tür senaryolar eskiden beri vardı. Şimdi bunu gerçekleştirmeye. Bu Amerika'daki değil mi? Evet, evet, evet. O sütunlardaki. Yani bakın bunlar... Bu... İnsanları öldüren bir şeydi Galston. Doktor Galston. Doktor Galston değil, Guidestone. Yok, Guidestone. Bu dünya nüfusu. İdeal ya, nüfus 500. Bir de Doktor Carlton var. Bu başka. İnsanları öldüren bu. 500 milyon insan yeterli. Onun için insanların işte öjenik hareket falan diye de bunun bir sürü detayları var. Şimdi burada uzay işgal edildi ve dünyanın her noktası kontrol edilebilir. Ve humanoidler, insanımsı robotlar artık dünyanın herhangi bir noktasında görev yapabilir. Siber ordular kurulabilir. Çünkü artık uzayla dikey haberleşme yoluyla kontrol edilebilir. Bir network üzerinde çalışabilir. Bütün dünyadaki insanları, hayvanları o çiple ya da bir şekilde sisteme entegre edecekseniz bu Neuralink sistemiyle ve aynı zamanda Starlink sistemiyle artık birinci etap tamamlandı. İkinci etap 5G projesi. 5G projesi aslında işte o otomobillerin o hız meselesi, çünkü çok hızlı olarak hareket edecek ve birbirine çarpmayacak bunlar. Nasıl sığırcık kuşları birlikte uçuyorlar ve birbirlerine onların ayrı bir matematiği var. Bunun da mühendisliğini, o matematiği, evet, bir mühendisliğe uygulamanız gerekiyor. Bunun uzay kısmı ayrı bir kategori. Dikey haberleşmenin başka riskleri de var. Ama 150 metre, 200 metrede bir 5G röleleri kurulduğunda kediniz, köpeğiniz, insanınız, apartmanlar, hepsi şehir şey, içindeki bütün senaryolar bu yatay haberleşmeyle gerçekleştirilecek. İşte insan arayüz oluyor burada. Burada şehir dışına, akıllı şehrin dışına çıktığınızda Starlink sistemleri devreye girecek ama artık bütün dünya kontrol ediliyor. 5G sistemlerinde şöyle bir güvenlik riski açığı da var. 5G ile çok hızlı erişim sağlayacaksınız. Yani hiç kesintisiz filmler izleyebilirsiniz. Üç boyutlu filmler izleyebilirsiniz. Artırılmış gerçeklik senaryoları yapabilirsiniz. Ama on air bir de anında. Anında her şey. Ama şöyle bir risk var. Mesela istedikleri noktalardaki trafoları, hani güneşte patlama olacak, elektrik kesilecek diyorlar ya. Güneşte patlama dönem dönem oluyor. Eskiden de oluyordu, şimdi de olacak, gelecekte de olacak. Ama herhangi bir güneşteki patlamayı bahane ederek, hatta birkaç tane uyduyu da istedikleri yere düşürerek güneşteki patlamadan arıza yaptı falan diye. Ama düğmeye bastığında istediği şehrin trafosunu patlatabilirler. Artı isterse, bakın Amerika'da bir apartmanda, lüks bir apartman orası, pahalı bir apartman, yarısı çöktü. Miami'den bahsediyorum. Miami'deki, evet, patlama. Ve orada aslında bir su patlaması var önceden. Onun su deposunda bir patlama oluyor ve bina yıkılıyor. Şimdi eğer eviniz akıllı sistemse, akıllı sistemin bir santrali var. Santralin içinde yapay zeka var, bunu yöneten. Yapay zekanın IP'sini biliyorsanız, Wi-Fi üzerinden göndereceğiniz mesajla sizin kombinizin çakmağını kapatıp gazını açabilirim. Tabii. Sonra da evde de olsanız olmasanız fark etmez. 5 dakika sonra çakmağı çaktığımda infilak ettirir tabii. Evinizi infilak ettiririm.
sizin arabanızı istediğim yerden uçurma. Arabanız sizi kaçırabilir. Kolay. İçerisinde elektromanyetik şok yaşatıp kalp krizinden de götürebilir. 5G'nin böyle bir riski var. 5G ile artık yani sivrisinekler bile biliyorsunuz manipüle edilebiliyor. Ve bunlarla sokak köpeğini eğer kapınızdaki röle istasyonu üzerinde yayınlayacağınız bir elektromanyetik şokla köpeği saldırgan hale getirip siz evinize girerken çip takılmış bir köpek sizi parçalayabilir. Sistem köpeği kullanarak sizi parçalatabilir. Artık köpek köpek değil çünkü. Alelacele bir hayvan hakları yasası çıkarttılar. O da çip takma zorunluluğunu da getiriyorlar. Ve evinin dışına çıkartamıyorsun. Dışarıya yiyecek falan da koyamıyorsun. Çünkü ya o zehirli olursa falan. Öyle bir sistem hazırlanıyor ki İstanbul Sözleşmesi'nden tutun hayvan hakları yasasına, Lanzarote Sözleşmesi'ne kadar 5G ile bu Covid ile bu Starlink'lerle birlikte düşündüğünüzde bambaşka bir sistem kuruluyor. İşte bu yeni global sistemin dijital altyapısı hızla yerine tamamlanmaya çalışılıyor ve bunun özellikle uzay altyapısı açısından Ağustos ayı şurada 2 hafta sonra yeni bir milat başlıyor. Evet. 5G'lerin tamamlanması ve ikisinin entegrasyonuyla humanoidlerin artık insanlarla birlikte yaşaması süreci başlayacak. Bunun için Neom şehrinde yer altında Suudi Arabistan'da Batı'nın siber ordusu hazırlanıyor. İran ve Kuveyt'te ise Kuveyt'in adasında, Körfez'deki adada Rusya ve Çin siber, doğunun siber ordusunu hazırlıyor. Rusya ayrıca kendi içinde Sibirya'da bir şehir oluşturdu, Siber City. Orada da bir siber. Yani bu bir 3. Dünya Savaşı mı olacak diyorsunuz? Buradan bunu anlıyoruz değil mi? Veyahut yani da yeni bir siber savaş. Biraz daha teolojiden baktığımız zaman yeni mitolojik çağa giriyoruz. Yecüc Mecüc dediğimiz kavram onu da örgütleyip Yecüc Mecüc'ün olması gerekmiyor ama ben Yecüc Mecüc'ü genomik bir varlık olarak üretebilirim. Evet. Bakın bu anlamda söyledim. Evet yani biz Gog Magog ya da Yecüc Mecüc'ü ya da Mesih'i gökten indirebiliriz artık. Bu yeni bir mitolojik çağ. İnsanların beynine hükmettiğiniz yeni ilahlık ve rablikler ortaya çıkacak. Bu yeni mitolojik çağ artırılmış gerçeklikle, sanal gerçeklikle ve insan, hayvan, bitki üzerindeki geçişkenlikle de artık işte mitolojideki o... Ama sonuç olarak anlıyoruz ki dünyada bir şekilde insan nüfusunun çok olduğunu düşünen bir üst akıl var. Diyor ki eskiden size ihtiyacım vardı. Çünkü siz olmazsanız biz bunları yapamazdık. Şimdi artık ürettiklerimiz insanımsı yaratıklarla birlikte insana ihtiyaç yok. Biz onları istediğimiz gibi yani ne sigortası, ne yemek parası, ne... Ama şöyle bir şey var. Burada bu proje önemli bir proje. Yani 500 milyon proje.